Az sonra 4 farklı ülkeyle yarışacağız. Amacımız güvenli bir yeraltı üstü yapmak. Tabii bu kısımda yaptığımız her şey çok önemli. Yaptığımız en ufak hata bizi listenin son kısmına düşürebilirken bunun tam tersi de olabilir. O halde başlayalım. Şimdi biz yabancılarla mı yarışıyoruz? Evet Melisa, yalnız yarış başladı. Gel benle. Şimdi bizim ilk olarak yer altına bir alan açmamız gerekiyor. Aa, puan sıralamasına düşüyoruz. Bizden hızlı gelişiyorlar. O zaman bizim daha hızlı olmamız gerekiyor. Elle kazmayı bırak. TNT kullanmalıyız. Bu bizim daha hızlı alan açmamızı sağlar. Aa evet evet, bu çok iyi fikir. TNT'leri bu şekilde yer altına yerleştirdim. Şimdi sıra geldi patlatmaya. Yiğit, vallahi bizi kazmaktan kurtardın. Aa baksana, ikinci sıraya çıkmışız. Aynen öyle. Şimdi alanı açmış olduk. O halde ikinci aşamaya geçelim. İkinci aşamamız zemini güvenli hale getirmek. İyi de bunu sadece blok koyarak yapamazsın. Yoo, yapabilirim. İnsan fırlatıcı mekanizmasını hatırla. Biz onu kullandığımızda TNT patlıyordu. Ama çevreye ve bize hiç zarar vermiyordu. Aa evet evet, hatırlıyorum. İşte biz bu mekanizmanın özelliğini kullanacağız. Birisi sınavımızı yok etmek istediğinde edemeyecek. Aa bu şey harika. Sınavımızın tek bloğu bile yıkılmadı. Evet, işte bunun sebebi yaptığımız mekanizma ile alakalı. Peki bunu nasıl yaptın? Vallahi bunu yapması çok basit. Yaptığınız zeminin içine su koyacaksınız. Ve bitti. Altına kırılmaz duvar. Oldukça iyi görünüyor. Yalnız Yiğit, nedense üçüncülüğe düştük. Aa harbiden. O zaman desene. İyi yarışmacılarla yarışıyoruz. İyi iyi. Rekabeti severim. Neyse şimdi bana yardım et. Sınavımızın üstünü kırılmaz duvarla kapatalım. Tamamdır. Güvenli zemin aşamamız bitti. O halde gelelim 3. aşamaya. 3. aşamamız yer altına gizli iniş yeri. Peki sen ne yapıyorsun şu anda? Bir ev yapıyorum. Ev mi? Evet ev. Sana şöyle diyeyim. Eğer gerçekten gizli bir yer yapmak istiyorsan dikkatleri başka yere çekmelisin. Bu ev ise dikkat çekmede işe yarayacaktır. Anladım. Yalnız Yiğit, bizim yer altına gizli iniş yeri yapmamız gerekiyor. Bir ev değil. Zaten bu yüzden yapıyorum. Yer altına giriş yerini evin bu merdivenlerine yapacağım. He? Merdivenlere mi? Evet merdivenlere. Merdivenler bir insanın bakacağı son yerdir. Mesela diyelim ki sen gizli bir yer arıyorsun. İlk olarak nereye bakarsın? Eve bakarsın. Ama merdivenlere bakmazsın. Çünkü onları çoktan geçtin. Evet doğru diyorsun. Bu arada bu şey bitti. Bak bakalım nasıl olmuş. Aa gözlerime inanamıyorum. Bu şey çok iyi. Şimdi yabancılar bu kadar gizli yer yapsın da ben onları göreyim. Evet öyle. Ama hala daha ikinci sıradayız. Rusya bizden önde. Kim bilir ne yaptı. Neyse gel. Yer altına giriş yerimiz bu merdivenler olacak. Evet. Bu arada durayım. Ben de bir şey yaptım. Sana göstermek istiyorum. Gel. Bana bir saniye ver de. Tamam. Şimdi kapıyı açmadan önce oyun modunu değiştir. Tamam değiştirdim. Yalnız her ne yaptıysan birinci sıraya çıktık. Hey. Şimdi kapıyı açayım. Bu ne? Korktum ya. Wednesday, sen çok kötüsün. Buraya gelenlere küçük bir sürpriz yapmak istedim. Yalnız iyi ki yaptın bunu. Bizi birinci sıraya çıkardı. Hey, o zaman devam edelim. Birinciliğimiz gitmesin. Pekala, o zaman gelelim 4. aşamaya. 4. aşamamız önlem. Önlem mi? Evet önlem. Wednesday, farkındaysan da yeraltı üstünü yapmadık. İlk bizim güvenlik aşamalarını yapmamız gerekiyor. Son güvenlik aşamamızda önlem. Tamam anladım. Peki sen şu an nasıl bir şey yapıyorsun? Aklıma çok iyi fikir geldi. Daha doğrusu senden esinlendim. Aa iskeletlerden oluşan bir kule. Tıpkı benim kapıdaki tuzağım gibi. Evet ama bu daha iyi. Farkındaysan görünmüyorlar da. Bak şimdi ne yapacağım. Mesela ben yabancıyım diyelim. Ve bu gizli yeri buldum varsayalım. Buraya doğru yürüdüğümde tada iskeletler buradan geçmeme izin vermeyecek. Oo bu şey çok iyi ya. Aynen öyle. O halde bana yardım et. Bundan daha fazla yapalım. Tamamdır. Let's go. Bu arada bizi izleyen arkadaşlarımıza söylüyorum. Arkadaşlar burası. Yani yeraltı üstümüz bitince yabancılar bizim yeraltı üstümüze girmeye çalışacak. Evet ama onlar bizimkine giremez. Girmeyi bırak. Bulamazlar bile. Öyle diyorsun da bu şey bizim için de geçerli. Biz de onlarınkine girmeye çalışacağız. Biz onlarınkine gireriz ya. Ben inanıyorum. Bu arada Yiğit baksana. İkinci sıraya düşmüşüz. Kim bilir karşı taraf ne yaptı? O halde bizim hızlanmamız gerekiyor. Tamam bu kadar önlem yeterli. Şimdi gelelim
5. aşamaya. 5. aşamamız test aşaması. O zaman test edelim. Bakalım her şey sorunsuz çalışıyor mu? Wednesday dur. Bunu sen yapmayacaksın. Bunu oyun moderatörümüz Lisa yapacak. Lisa, we are ready for test. You can come. We are finished safely with part. Vallahi ben dediklerinden hiçbir şey anlamadım ama neyse. Wednesday, test aşaması için hazır olduğumuzu söyledim. Anladım. Zaten şuna baksana. Elinde TNT ile geliyor. Bu çok normal. Güvenli zemin aşamasını test edecek. Bakalım oradan kaç puan alacağız. Ah, vallahi TNT'yi patlattı. Ama bizim bir tane bile duvarımız yıkılmadı. Aynen öyle. İnşallah hep böyle gider. Peki şimdi ne yapıyor? Aa, benim tuzağa düştü. Korkutmuşundur kızı. Neyse, şu anda bizim gizli yeri arıyor. Bakalım bulabilecek mi? Bulamaz ki. Merdiven asla aklına gelmez. 20 dakika sonra. Arkadaşlar, Lisa gizli yerimizi bulamadı. Bizden yardım istedi. Biz de ona yerini gösterdik. Evet ama boşamadan bize tam puan verecektir. Aynen öyle. Lisa, you can continue for test part. Şu anda Lisa'ya devam etmesini söyledim. Birazdan iskelelerimizle karşılaşacak. Evet, oraya geçsin de göreyim bakayım. Aa, karşılaştı. Yalnız ne yapıyor bu? Önüne duvar yürüyor. Evet, iskelelerin ok atmasını engelliyor. Yalnız taktiği çok iyi. Duvarları kırıp yenisini örüyor. Ve bu şekilde ilerliyor. Aa, bu öyle mi geçti? Dur dur, bize test aşamasından 900 puan vermiş. Bence gayet iyi. Hem baksana, Rusya'ya da 900 puan vermiş. Evet ama onlar bizden önde. Merak etme, onları geçeriz. Zaten daha yeni başladık. Evet, doğru diyorsun. O halde gel. Şu aşamada Rusya'ya geçelim. Evet. O halde bizim şimdi 6. aşamamız olan yeraltı evin inşasını yapmamız gerekiyor. Wednesday, bana yardım et. İlk bir şurayı düzenleyelim. Tamamdır. Ben başladım bile. Bu arada Yiğit, baksana. Diğer iki ülke çok geride kalmış. Wednesday, bu yarışma sadece inşa yarışması değil. Her şey önemli. Aynı zamanda bunları yapıyorken hızlı da olmalısın. Aynen öyle. Yiğit, ben düzenlemeyi bitirdim. Ben de bitirdim sayılır. O halde şimdi kendi odalarımızı inşa edelim. Tamamdır. Ben ilk olarak temel şeylerden başlayacağım. Bunları buraya koyacağım. Ardından da hemen bunların karşısına çiçek koymalıyım. He? Yiğit, odana çiçek mi koyuyorsun? Evet Wednesday. Bu tarz yerlerde çiçek çok önemlidir. Oksijen yaparlar. Güzel hava solumuş olursun. Yalnız sen bayağı ayrıntılı düşünüyorsun. Ama doğru da diyorsun. Çiçek gerekli. Sonuçta oksijen yapıyor. Aynen öyle. Şu anda oksijen kaynağımı hallettim. O halde şimdi gelelim tarım yerine. Bunu yapmak zorundayım. Çünkü yemek kaynağım olmalı. Yalnız bunu biraz ufak yapacağım. İşte bu şekilde. Bence bu da çok güzel oldu. O halde şimdi odama bakalım. Ne eksik, ne eksik? Tabii ki de yatağım eksik. Yalnız ben yatak olarak bunu seçmeyeceğim. Kır bunu. Ben daha geniş bir yatak yapmalıyım. Bunun için yünleri kullanacağım. İşte tada. Çok güzel bir yatağım oldu. Şimdi gelelim yastığa. Yastık için kar bloklarını kullanacağım. Gerçi yastık yapmayı Wednesday'den öğrenmiştim. Ve tada. Yastığımız oldu. Bir de son olarak odama bilgisayar alanımı yapmak istiyorum. Odam tamamdır. Wednesday, ben bitirdim. Aa, senin oda gerçekten çok güzel olmuş. Teşekkür ederim. Bu arada sen nasıl bir oda yaptın merak ettim. O halde sana göstereyim. Gel benimle. İşte burası benim odam. Tada. Seninki de gayet güzel olmuş. Hey hey. Tıpkı bir ev odası gibi yaptım. O halde odaları yaptıysak şimdi mutfak ve banyo kısmına geçelim. Bu arada Yiğit, galiba biz yarışmayı ikinci tamamlayacağız. Şu Ruslara baksana. Puanda bizden çok öndeler. Dur dur. Daha ne olacağı belli olmaz. Onlar hızlı gelişmiş olabilir. Ama daha birbirimizin üstüne puan verme kısmı var. Belki onları o kısımda geçebiliriz. Arkadaşlar, şu anda tüm ülkeler üslerini inşa etti. Sırada birbirimizin üstüne puan verme kısmı var. Evet öyle. Ama daha başlamasına var. Yiğit, bekliyorken mi Rusya'nın üstüne uzaktan bakalım mı? Pekala, gel benimle. Oha, bu ne böyle? Ne yapmış bunlar? Devam edecek.